back in ETV. Balkon TV İstanbul'dan herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz Selen Gür'ün Kapı şarkısıyla bizlerle birlikte olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Aksın gitsin bu şarkılar. Karanlık ve aydınlık hep aynı şey. Hatıralarımdan bir parça. Güneş ve ay bulsun seni, anlatsın bütün hikayemi. Muhteşemdiniz. Merhaba. Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Heyecanla sizin yeni albümlerinizi bekliyoruz. Evet, şimdi öncelikle bugün harika müzisyen arkadaşlarım var burada. Serhat Erkoğlu ve Orhan Deniz, onları da tanıtmış olayım. Siz hoş geldiniz. Birlikte sürekli çaldığım müzisyen arkadaşlarımdır. Bir Kadınlar Matinesi diye albüm yaptım. AK Müzik'ten çıkacak, onu bekliyoruz. Ne zaman çıkacak? Eylül-Ekim gibi diye konuşuluyor. İçinde bütün aşağı yukarı sevdiğimiz, birlikte çalışmaktan çok hoşlandığımız, yeni müziklerini çok sevdiğimiz kadın besteci, şarkı yazarları kendileri de bulunuyor. Ece Göksu, Elif Çağlar Muslu. Muhteşemmiş. Muhteşem bir şey oldu. Birliktelik oldu. Sibel Gürsoy. Yani ismi bir sürü Şirin Soysal. Harika harika müzisyen arkadaşlarımız var içinde. Hep birlikte çaldık, söyledik. O çıkacak. Onun haricinde bir İtalyan müzisyenlerle birlikte yapmış olduğum bir albüm var. Marcello Alluli ve Ermano del Lalluli. Ve onlarla birlikte söyleyeceğimiz, çaldığımız bir şey var, canlı albüm. O da
Ne zaman çıkıyor? Galiba Mayıs'ın sonunda İtalya'da çıkıyor. Oo, bayağı hareketlisiniz o zaman şu aralar. Böyle sayılabilir. Aslında iş dünyasında kadınlar, hani kadın kadının kurdudur diye bir laf vardır ya, müzik dünyasında bunun tam tersi oluyor galiba. Görebildiğim kadarıyla herkes birbirine daha çok destek oluyor. Doğru mu bu? Ben kadın kadının kurdudur diye bir lafa önce itiraz etmek istiyorum. Ama onun dışında evet, elbette birlikte çalışmaktan çok hoşlanıyoruz. Yani şimdiye kadar bir aksilik görmedim. Kimse kimsenin kuyusunu kazmak istemek falan gibi. Çok şanslısınız o zaman. Dolayısıyla galiba güzel bir ekiple birlikte güzel bir iş yapıyoruz. Şahane. Bildiğim kadarıyla seyahat etmeyi çok seviyorsunuz siz ve farklı yerlerde de, hani Tokyo gibi değişik yerlerde de konserler verdiniz. Gittiğiniz yerler sizin müziğinizi nasıl etkiliyor? Aslında seyahat etmeyi sevmekten değil, bayağı turne müzisyeniyim ben. Yani onu öyle deniyorsun. Kendi müziğimi yurt dışında başka insanlarla çalıyorum. Yani başka ekiplerle, oranın mesela Japonya'da Japonlarla, İtalya'da İtalyanlarla çalıyorum gibi düşün. O öyle olduğunda da galiba aslında karşılıklı bir etkileşim oluyor. Yani orada nasıl bir hava varsa, mesela İtalyanlarla çalmak, melodi ağırlıklı bir şey çalmak demek, çok seviyorlar lirik anlatımı. Onlarla öyle bir şey üretiyorsun. İşte Japonlarla belki biraz daha caz anlamında caz bir albüm üretiyorsun ya da konser çalıyorsun falan. Tabii ki yani daha çok aslında yerel müzisyenlerle etkileşim içinde olmak çok etkileyici oluyor. Müziğe de direkt yansıması var. Bir yandan da eğitimci yönünüz var sizin. Evet. Devam ediyor musunuz ona? Yani tam zamanlı eğitmenliği bıraktım. Çünkü bu kadar koşturmasında vakit olmuyor. Yarı zamanlı birkaç sevmeyi çok yani vermeye çok sevdiğim dersleri vermeye devam ediyorum. Peki çok çok teşekkür ederiz. Var mı sizin söylemek isteyeceğiniz başka bir şey? Yok, çok teşekkür ederiz. Yaşasın Balkın TV. Yaşasın. Sosyal medyada sizi nerelerden takip edebiliriz? Son olarak bunu söylerseniz. Aşağı yukarı olabilecek her ortamda kendi adım soyadımla varım. O yüzden işte Bandcamp'ten, YouTube'a, Twitter'dan, Facebook'tan her yerden ulaşılabilir. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Balkın TV İstanbul'da bu haftaki konuğumuz Selen Gürün'dü. Haftaya görüşmek üzere. Balkın TV.